Nauzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 5. lema 16. devam. Ey sıkıntıdan şekva eden hasta. Hastalık hayatı içtimai insaniyede en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder. Çünkü insanı vahşete ve merhametsizliğe sevk eden istinadan kurtarıyor. Çünkü innel insane leyedgâ erra'üste'anâ sırrıyla sıhhat ve afiyetten gelen istinada bulunan bir nefs-i emmâre şayanı hürmet çok kuvvetlere karşı hürmeti hissetmez. Ve şayanı merhamet ve şefkat olan musibet zedelere ve hastalıklara merhameti duymaz. Ne vakit hasta olsa o hastalıkla aczini ve fakrini anlar. Layıkı hürmet olan ihmanlarına ihtiram eder. Ziyaretine gelen veya ona yardım eden mümin kardeşlerine karşı hürmeti hisseder. Dikkati cinsiyeden gelen şefkati insaniye ve en mühim bir hasreti İslamiye olan musibet zedelere karşı merhameti hissedip onları nefsine kıyas ederek onlara tam manasıyla acır. Şefkat eder, elinden gelse muavenet eder, hiç olmasa dua eder, hiç olmasa şer'an sünnet olan keyfini sormak için ziyaretine gider, sevap kazanır. Evet abi, şimdi baştan alacağız burayı. Burada gidersin mevzusu abi, hürmet ve merhamet. Hürmeti, merhameti Üstad Hazretleri külliyatın muhtelif yerlerinde farklı cihetlerde kullanıyor. Yani bu iki kişi arasında olduğu gibi büyüklerden küçüklere karşı merhamet, küçüklerden büyüklere karşı hürmet. Tabi bununla birlikte iki taraflı da olabiliyor. Veya alim ve fazıl insanlara hürmet yine olduğu gibi. Ve bunu yine Kastamonu layıkasında şu cihetle izah ediyor abi. Hayatı içtimai idare eden en ehemmiyetli sebep diyor hürmet ve merhamet. Hayatı içtimai idare eden 149'da Kastamonu en ehemmiyetli sebep diyor hürmet ve merhamet diyor. Yine başka şualarda hürmet ve merhametin üzerine duruyor. Diyor ki orada abi kalbi insaniden orada nerede geçiyordu? Şualar 588'de kalbi insaniden diyor hürmet ve merhamet çıkarsa. Yerinden okuyayım ben burayı. Yani hürmet merhamet abi hayatı içtimaiye için bir iksir denilebilir. Nasıl yani bir dakika nasıl iksir denilir? Nasıl iksir denilir? Ne demek iksir? Ne demek? Şu cihette iksir abi. Bak şu abi Kastamonu yine şuradan alayım da. Al. Orada al bakalım. Öyle deyip geçiyorsunuz böyle. İksirdir. İksirdir de ben daha iksir bilmiyorum ki ne işe yaradığını bileyim. Ben abi şu cihette. Ha ben de iksiri bilmiyorum ki ne işe yaradığını söylüyorsun bana. Bana iksiri de söyleyeceksin. 100 kaçtı ya? 140. Ben şu cihette iksir cihetini kullanıyorum abi. Diyor ki burada. He. Bu millet ve vatan ve hayatı içtimaiyesi siyasiyesi anarşilikten kurtulmak büyük tehlikelerden halas olmak için 5 esas lazım ve zaruridir diyor. Bunların en başında da üzerine durduğu hürmet ve merhamet abiyle. Demek ki hayat-ı içtimaiyede hürmet ve merhamet telkin edilirse, bunlar uyandırılırsa hayat-ı içtimaiyenin birbirine olan aradaki o boşluk kalkacak. Hatta bunu yine 22. sözde abi orada zekat bahsinde zikrediyor ya. Yani zenginden fakire karşı merhameti zikrediyor. Fakir de
zengine karşı, yüksek tabakaya karşı hürmeti, bütün ihtilalatın menbaı olur diyor. Onların hayatı içtimaiden zenginle fakirin arasının açılması diyor. Yani çatışmanın sebebi bu hürmet ve merhamet kalkmış. Evet, yani zekatın burada kalkmasıyla otomatikten bu da kalkmış oluyor abi. Ha, zekat mesela, zekat onun anlamını getiriyor. Yani bağ yapıyor. Zenginle fakire böyle bir bağ koyduğu gibi fakir de buna hürmet ediyor. Evet, hürmet ediyorlar. Yani zenginle fakire karşı merhamet, şefkat. Yukarıdan aşağıya, aşağıya merhamet. Evet. Aşağıdan yukarıya da hürmet. Hürmet ve hürmet abi yani, evet. Saygı, hürmet yani. Hmm. Bu cihette ben o iksir olarak görüyorum abi. Hayat ha, iksir. İksir, he, iksir bu. Hürmet riba diyor ya sana, hürmet riba diyor, vücubu zekat diyor. Ne? Hürmet diyor. Evet. Bak. Zaten abi, şu yine 5. şuadaki hadisler de şu şeyi nazara veriyor abi. Süfyan diyor bak, Süfyan hayatı işte ilk başladığı şey hürmet ve merhameti kaldırmasıdır abi. Süfyan'ın? Ya bak şurada diyor bunu bak, 590 kaçtı? Ha 593'te diyor ki abi bak. He. İslam deccal olan Süfyan, şeriatı Muhammediye'nin aleyhisselam ebedi bir kısım ahkamını nefis ve şeytanın desiseleriyle kaldırmaya çalışarak, hayatı beşerin maddi ve manevi rabıtalarını bozarak, serkeş ve sarhoş, sersem nefisleri başıboş bırakarak, hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözerek. Süfyan bunu yapmış. Evet, zaten hürmet ve merhamet, bu nurani zincirler kalkınca otomatikmen insandaki o süfli hissiyatlar ortaya çıkıyor. Yani burada da okuyacağımız yerde çok ehemmiyetli bir düstur, yani hayatı içtimaiyede çok ehemmiyetli bir nokta bu. Bunu zaten Ramazan Risalesi'nde de bunun üzerine duruyor abi. O üçüncü nükte de bunun üzerine. O zaman bu Resul, bu hastalar 16. deva hastalık hürmet ve merhameti mi aktif ediyor? Evet abi, onu şimdi geleceğiz. Bu şeylere geleceğiz. Ben külliyatın diğer yerlerindeki hürmet ve merhamete bir noktayı nazar olsun diye zikrettim abi. Anladım. Vay be. En sıkıntıdan, şekva eden hasta. Hastalık hayatı içtimai insaniyede en mühim, gayet güzel olan, bak en mühim, gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin ediyor. Hastalık değil mi? Evet. Hastalık. Çünkü insanı vahşete, merhametsizliğe sevk eden İstinadan kurtarıyor. Yani istina ne demek? Buradaki istina mana cihetiyle, buradaki mevzu cihetiyle, yani ben hiç kimseye muhtaç değilim. Ha, insan böyle yani. Ha, ben hiç kimsenin yardımına muhtaç değilim. Ben kendime yeterim. Bu cihet, bu da insanı vahşete götürüyor abi. Bu insanı firavunluğa götürüyor. Yani bu insanı bencilliğe, hotkanlığa götürüyor. He, ben bana yeterim, kimseye ihtiyacım yok. Ya kulluğun tam zıttı. Ya bu kulluğun tam zıttıdır abi. Mesela kulluğun menbaında ne vardır? Acizlik, fakirlik, noksaniyet vardır. Acizlik, fakirlik varsa sen noksansın. Eğer sen noksansın demek ki sen kusurlusun. Öyleyse her şeye, herkese muhtaçsın. Yani hatta şöyle gafilane bir şey yapar ya, yani bizi kimseye muhtaç etme. Oysa insan muhtaç oluyor ve olmak zorunda. Peki abi, bu noktada ifade, tevhidi, vasatı var mıdır istinanın? Yani buradaki istinanın ifratı, tevhidi, yani ifratı, tevhidi, vasatı elbette ki vardır. Vardır. Vardır yani. Çünkü üstad da istina yapmış ya. Evet. Ama bu oradaki istina değil yalnız abi. İşte o güzel olan istina, tevhidle ifrat, üstad vasadı yapmış olabilir. Yani o bizim hizmetimizde, yani hizmetin selameti için gerekli olan istina, bu ise insanın fıtratından çıkan bir şey.
O hizmetin selameti için üstadın koyduğu bir istinadır yani. Ama buradaki ise insanın fıtratı buradaki istinaya zıt. Buradaki istina insan. Yaparsa insanı vahşete ve merhametsizliğe sevk eder. Evet. Evet, çünkü innel insene le yadgâ errâhü stâna. Yani şüphesiz ki bunun meali insan kendisini ihtiyaçtan uzak görünce azgınlaşır. Bak, insan kendisini ihtiyaçtan uzak görünce insan azgınlaşıyor. Oysa insan her şeye muhtaçtı. Bunu çok risalelerde insanın her an her şeye muhtaç olduğu zikrediliyor. Ve insanın da fıtratında olan, mayesinde olan bir şeydi. İhtiyaç. Kainatın her tarafına dağılmıştı ihtiyacı. Bu kadar ihtiyacın içinde sen nasıl ben hiçbir şeye muhtaç değilim dersin. Bu da azgınlaştığını gösteriyor. Ben bir şeye muhtaç değilim dediği anda azgınlaşıyor değil mi? Evet abi. Bu da istinanın ifratı bu. Evet abi. Denilebilir yani o cepte bakılırsa. Evet. Tefriti de dilencilik olur. Ha, doğru. Güzel bir tabir. Evet. Yani ifratı şeytandandır. Zaten şeytan onu insanı firavunlaştırıyor yani o cepte. Evet. Yani hiç kimseye muhtaç değilsin. Hani firavuna o Haman'ın yaptığı gibi. Evet. Sen hiçbir şeye muhtaç değilsin. Sen de ilah gibi tabirler kullandı ya abi. Evet. O cepte şey yapılabilir. Bak ifratı o olabilir. Tefriti de dilencilik yapmaktır. Evet. Ama muhtatı malum yani sünnet-i seneydeki görüşüler. Evet, sırrıyla sıhhat ve afiyetten gelen istinada bulunan bir nefsiyen var. Bak, sıhhat ve afiyetten gelen. Demek ki insana sıhhat, afiyet normalde şükre, hamde, ibadeti sevk etmesi lazım. İken. Ama ne yapıyor bu sefer? Şayanı hürmet, çok uhuvvetlere karşı hürmeti hissetmez diyor. Hmm. Bu nefsin emmarinin müptezası. Demek ki biz, yani hürmet edeceğimiz insanlar var ve etmemiz lazım. Merhamet edeceğimiz insanlar, mahlukat var, etmemiz lazım. İnsanı bu cihetlerden uzaklaştıran sıhhat ve afiyetin ben gelen istinada bulunması. O da nefs-i emmarenin muktezası oluyor. Hmm. Bunu da yani mecra verecek yani insan buna. Evet, şayana, evet şayanı merhamet, şefkat olan musibet zedelere, hastalıklara merhameti duymuyor. Böyle bir var. Peki kimler bunlar? Bunu tabi şurada zikrediyor. Yani kimlere insan mesela merhamete, hürmete yapması lazım? Bunu 21. devada bunu izah ediyor ama biz yeri münasebetiyle, konumuz münasebetiyle bir cihetini okuyalım orada. Bak, kimlere insan hürmet etmesi lazım? Başta gelenler. Peder ve validen. Akraban varsa çoktan beri unuttuğum gayet lezzetli bak hastalığın insanı telkin ettiği bak telkin ettiği cihetler. İnsan bunu her daim yapması lazım. Şimdi zikredeceğimiz cihetleri her daim hürmet etmesi lazım. Ve etmekle mükelleftir, zorunludur. Ama sıhhat ve afiyetten gelen bir istinayla insan bunları yapmıyor. Pederin validen, akraban varsa çoktan beri unuttuğun gayet lezzetli o eski şefkatleri senin etrafında yeniden uyanıp bak hastalığın yaptığı cihete bak. Ya. Uyanıp çocukluk zamanında gördüğü nasıl ki sen çocukken peder ve validen nasıl sana merhametli muamele ediyordu? Sen de onlara hürmetli muamele ediyordun küçüklüğünde. Ama büyüdün. Sıhha afiyete ulaştın, bunları unuttun. Ama hastalık geldi, bunları sana tekrar hatırlattılar. Hmm. Bu zamanında gördüğün o şirin nazarları yine görmekle beraber. Bak yine görmekle beraber, adam kızgın olsa dahi
o çocukluk zamanında yapılan hatırına geliyor. Büyüse dahi çocuk gibi muamele yapabiliyor. Bunu okşuyor, hürmet ediyor. Çok gizli perdeli kalan var. Onları yapmakla çok gizli perdeli kalan etrafındaki dostluklar. Etrafımızda çok kişiler var. Merhamet etmemiz lazım. Çok kişiler var. Hürmet etmemiz lazım. Ama biz bunları unutmuşuz. Niye unutmuşuz? Sıhhat ve afiyetten gelen bir istinayla biz bunları unutmuşuz. Ama hastalık bunları bize ihtar ediyor. Ramazan-ı Şerif'teki üçüncü nüktedeki nasıl ki hayat-ı içtimai'de diyor, herkes diyor, bir cihette kendinden daha fakirini bulabilir diyor. O cihetle ona şefkate mükelleftir diyor. O üçüncü nüktede alalım. Bu da aynı cihetten birbirine karşı yardım, muaveneti telkin ediyor Ramazan-ı Şerif'teki oruç. Burada da hastalık yapıyor aynı vazifeyi. Bak çok gizli perdeli kalan etrafındaki dostluklar hastalığın cazibesiyle yine sana karşı muhabbet aranı baktıklarında hastalığın cazibesiyle hastalık onları senin yanına getirdi veya seni onların yanına götürdü. Elbette onlara karşı bu maddi elemin pek ucuz düşer. Yani bunu etrafımızda görüyoruz. Bir musibet geliyor, bir hastalık geliyor. Çok kırgınlıklar unutuluyor. Evet. Evet. Hem müftehirane hizmet ettiğin, iltifatlarının kazanmasına çalıştığın zatlar hastalığın hükmüyle sana merhamet karana hizmetkarlık ettiklerinden efendilerine efendi oldun. Yani senin efendin olanlar, bu sefer sen onların efendisi oluyorsun, senin hasta olduğun için. Etrafında pervane gibi oluyorlar değil mi? Pervane oluyor abi. O seni hiç görmemiş, arayıp sormamış ama sana bir hastalık geldi, seni elden ayaktan düşürdü. Bu sefer senin efendilerin, bu sefer sen onlara efendi oluyorsun abi. Ya. Hem de diyor, bu da üçüncü ciheti, hem de insanlardaki rikkat-ı cinsiye, şefkat-ı neviyeyi kendine celbettiğinde, bak insanlardaki rikkat-ı cinsine karşı bir acımak, nevine karşı şefkat etmeyi kendine celbettiğinden hiçten çok yardımcı, ahbap ve şefkatli dostlar buldum diyor bak. Hastalık nasıl? Evet, burayı ne için okumuştuk abi? Çok şayan merhamet ve şefkat olan musibet sedelere, hastalıklara merhameti duymaz dedi. Bir de bunu şu cihette izah ediyordu. Yani fazıl insanlara, alimlere karşı merhamet, hürmet. Şurada bunu Uhuvvet Risalesi'nde geçiyor abi. Küçük kitapta bu. 35'te. Mesela hürmete layık zatlara, bu da farklı bir noktaya nazar veriyor abi. Diyor ki, hürmete layık zatlara hürmet, merhamete layık olanlara merhamet, hizmet, bunlara hizmet etmek bir hasenedir diyor. Nerede geçiyor bu? Bu küçük şu Uhuvvet Risalesi'nde sayfa 35. Bir de okur musun? Hürmete layık zatlara hürmet, merhamete layık olanlara merhamet, merhamet ve hizmet bir hasenedir. Bir iyiliktir. Bu iyilikte sevabı uhrevi ihsas eden, bu iyiliğin içinde uhrevi bir sevabı ihsas eden, hissettiren, ihsas eder derecede öyle bir zevk, lezzet vardır ki hayatını feda etmek derecesine o hürmeti, o merhameti ileri götürür diyor. Vay be. Yani ustadına canını verir. Evet abi. Vay be. Hocasına. Demek ki Cenab-ı Hak ne demiş, ona hürmet edeceksin demiş abi. Cenab-ı Hak ona merhamet edeceksin demiş. Cenab-ı Hak İslamiyet dediğinde böyle bir kaide koyduğundan dolayı onu görürsen ona olan acizliğini, şeyini görmüyorsun, elini görmüyorsun veya ya bu benden büyüktür, ben buna niye şey yapayım, bu benden küçüktür, ben buna hürmet edeyim, onları görmüyorsun abi.
Bu nefsin şeylerini görmüyorsun. O, ama buradaki hakikati görebilirse insan. Görebilirse. Evet. Hakikaten bununla alakalı bir hadis-i şerif hatırlattığında böyle okumuştum böyle. Diyor ki Allah bir kulunu affedeceği zaman sebep ararmış. Sebep aradı pek sebep yok. Sonra demiş ki affedecek ya Cenab-ı Hak. Ey kulum benim sevdiğim bir alimin ismini söyle. Onun hürmetine affedeyim seni. Evet. Bir alimin ismini söyle alimin. Beni anlatan bir alim, beni seven bir alimin ismini söyle. Bak şu şeye bak. Ya. Ben geçmişte hani menkıbelerde falan anlatılır ya, hatıralarda anlatılır. Adam belki kendi yaşında çok küçük üstad olmuş ya, bu üstada daha küçük yaşlarında çok hürmet etmişler şeyhler. Evet. Büyük alimler hürmet etmişler. Yani üstada hürmetleri, üstadaki o faziletinden dolayı, ilminden dolayı hürmet etmişler. Ya. Ya. Evet. Validenin çocuğa merhametindeki şefkat vasıtasıyla kazandığı zevk ve mükafat için hayatını o merhamet yolunda feda eder dereceye gelir. Yavrusunu kurtarmak için arslana saldıran bir tavuk hayvanat milletinde bu hakikata bir misaldir. Demek hülasa ediyor. Merhamet gel bir mükafat var. Peşin bir mükafat var. Bakın hürmet ve merhamette. Âli himmet, âli cenab insanlar onları hisseder. Yani ben bu hürmeti, merhameti kimler hisseder, kimler idrak eder, kimler bilebilir? Âli himmet, âli cenab insanlar onları hisseder ki kahramanane bir vaziyet alıyorlar. Bak kahramanane bir vaziyet alıyorlar abi. Demek ki abi burayı bitmeyi okumuştuk. Şayan-ı merhamet ve şefkat olan musibet sedelere, hastalara merhamet yapmamız gereken cihetler var. Bunları bu cihetle insan hastalık bu şey bunları yaptırıyor. Sebep oluyor yani. Terkin ediyor insana. Hastalık. Yani o bizi mustani kılmıştı ya, yalnızlaşmıştık. Arabamız var, paramız var, sağlığım var. Kimseye muhtaç değilim. Bu insan nasıl firavuna götürüyordu? Hastalık olunca gel bakalım buraya, çek bakalım takozu. Ne vakit hasta olsa o hastalıkla aczini, fakrini anlar. Layık hürmet olan, bak hürmete layık olan ihvanlarına ihtiram eder. Ama daha önce hastalık yokken sıhhat ve afiyetin afiyetten gelen bir istina onu o hürmetten, o merhametten uzak tutmuştu. Evet. Öyle yaşıyorum ki Resul, öyle yaşıyorum ki canım kardeşim, bugünlerde, dündü, bugün değildi, hastanede yazmış, abi umarım daha kızmıyorsundur, gerçi hoş bir şekilde yanından ayrılmadım ama, şimdi yoğun bakıma gidiyorum. Ne olur dua et ve dua ettir. Çok seviyorum bilmem ne şeye. Yani hastalık hem bizde merhamet yapıyor hem de ne kadar acayip yani. O insanı bu hale getirmek imkansızdır Resul. Yok abi evet doğru. Yani 10 tane ders yapsam bile imkanı yoktu. Biliyorum ya mümkün değil ya. Bir gurur, bir gurur, bir acayip ki koptu gitti hizmetten. Ne zaman servisten yoğun bakıma gidiyor, yazmış. Belki son yazım diyor, ne olur beni affedin diyor, ne olur dua edin diyor. Gidiyorum dedi, ya bir tanımazsınız onu da. Ondan sonra yurt dışında bu. Ondan sonra, yani bu hastalık ve bizde merhameti, onda hürmeti. Hizmete gene sahiplendi çok şükür. Evet. Evet, ziyaretine gelen veya ona yardım eden mümin kardeşlerine karşı hürmeti hisseder hastalığın telkinatıyla. Ve dikkati cinsiyeden gelen şefkati insaniye ve en mühim bir hasleti İslamiye olan musibet sedelere karşı merhameti hissedip onları nefsine kıyas ederek kendi düştü,
vahidi kıyası cihetiyle onları kendi nefsine kıyas ederek onlara tam manasıyla acır. Bak tam manasıyla acıyor. Vay be. Ve şefkat eder, elinden gelse muavenet eder, yardım eder. Hiç olmazsa dua eder. Hiç olmazsa şer'an sünnet olan keyfini sormak için ziyaretine gider, sevap kazanır. Ben de notlar almışım Resul içerideyken. Dedim ki çıktığım zaman bir Allah'ın kuluyla küs olmayacağım. Allah düşmanı olmamak şartıyla. Hepsine ben gideceğim, ziyaret edeceğim veya telefon edeceğim diye not almışım. Silivri'de. Yani hastalık, musibet insanı adam ediyor. Ya. Sonra biraz zaman geçince gene acayip oluyoruz işte. Evet abi. Tuhaf oluyoruz. Resul Hocam, bu konuda hürmet ve merhametin üzerine dediniz ya, 16. devanın konusu. Buradaki yani niyet ne olacak, ölçümüz ne olacak? Yani şimdi hem içtimai hayatta hem kendi mabeynimizde. Bu yani ölçüyü kendi adımıza biraz kaçırdığımız zaman ileri veya geri sıkıntıya düşür. Buna yani bir iki cümleyle izah edersem çok sevinirim. Abi ben şurayı okuyayım, ondan sonra o sualine Hasan abi cevap versin. Ama bekliyorum, buyurun. Tamam efendim. Bu da hayatı içtimaiyedeki orucun... Kaçış rampasını gördün mü? ...temkin etmesi var. Ben burayı da okuyayım zaten, ondan sonra benim okuyacağım yeri bitiyor. Ondan sonra Hasan abi de o cihazdan onun bir cevap versin. Kaçış rampasını görüyor musunuz? Kaçış rampasını, tamam. Hadi bakalım. Evet, bu da abi şurada diyor ki, üçüncü nüktedeki bu manaya baktığından dolayı okuyacağım abi. Bak insanlar diyor, maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmiş. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen, bu mektubat 400'den okuyorum, üçüncü nükte Ramazan Risalesi'nde var. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Bak zenginleri, fakirlerin muavenetine davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerine, açlıklarını, oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Oruçtaki açlık olmasa o fukaranın halini pek anlaşılmıyordu. Eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki, yani o zenginliğin verdiği bir istina. Açlık ve fakirlik ne kadar elim, onlara şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez diyor. Çok zenginler var böyle diye nefis perest. Bu cihetten, bak bu noktayı nazardan, insaniyetteki hem cinsine şefkat, yani insaniyetteki hem cinsine, hem insanlara, diğer insanlara şefkat ise, şükrü hakikinin bir esasıdır. Hakiki şükrün bir esası oluyor. Yani herkes kendinden daha fakirini bulabiliyor. Zaten burada diyor, hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir diyorlar. Bir fakiri daha bulabilir. Bu cihette o fakire yardımla o insan mükelleftir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Zaten bunu yine 17. lemada şöyle bir tabir geçiyor abi. İnsanlı diyor, acizlik, fakirlik olması cihetiyle her daim şefkate muhtaçtır diyor orada da. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete olduğu, bak şefkat vasıtasıyla muavenete, yardıma mükellef olduğu ihsanı, yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz diyor. Niye? Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Zenginlik, afiyet, sıhhat insanı istinaya, merhametsizliğe, vahşete sürüklüyor. Ama
o nefsine açlık hissettirdiği zaman, çektirdiği zaman, nefsine fakirlik çektirdiği zaman veya nefsine hastalık geldiği zaman, o zaman işte onları görebiliyor. O hastalık, açlık bunları telkin ediyor. Benim diyeceklerim bu kadar abi. Az önceki sual malumunuz. Ne demişti zaten Ayhan? Yani bu hürmeti, merhameti biz hayatı içtimaideyiz. Bunun ölçüsü ne olacak dedi. Tamam Resul, ne olacak mesela? İçtimaiyetteyiz, fabrikadayız. Bir yerde çalışıyoruz, patronuz veya işçiyiz. Yani hürmet ve muhabbeti ne kadar olacak ki yanlış olmasın? Mesela ne hatırına geliyor? Yani şu, ikisi farklı. Hürmet edeceğim var, merhamet edeceklerim var. Yani hürmet ve muhabbet sözlerin sonunda, konferansta kime ne kadar yapılıyor? Hatırladın mı? Hatırladım abi. Bir açar mısın o sözlerde? Elde edilen istifadeye göre ne yapılır diyor? Hürmet edilir. Evet abi. Bak oraya bak, onun ölçüsünü veriyor. Mesela beşeri münasebettir, bu arada ararken ben şey yapayım. Beşeri münasebetlerde insan medenidir der İşaret Hücaz'da. Arkadaşlar, insan medenidir, vahşi değildir. Söz anlamayan canavar gibi değildir insan toplumda. Ne kadar ateist dahi olsa, ama bir içtimaiyatta bir uhuvvetimiz var, yani bir bağ var. Bir münasebet var, işçidir, ortaktır, ne bileyim, yani Almanya'dadır. Yani ne kadar iman olup olma, o ayrı bir şey. Ama ortamda bu ticaretin şey, Müslüman belagat ehli olur. Muktezai hale mutabık hareket eder. Muktezai hale bakar. Bunun ölçüsü kişinin kendisiyle bulunduğu ortama göre değişkendir. Yani kişinin sabit bir, şu kadar radyonun şeyini açarsınız, 7 frekans, 9 frekans açarsınız, yok. Belagat nedir belagat? Hatırladınız mı? Muktezai hale mutabık söz söylemek veya yapmak. O zaman hele nur talebesi, hele Müslüman ama hele nur talebesi belagat ehli olacak. Baktığı zaman bu kim? Bu hürmet edilir. Hürmet edilir çünkü laiktir. Niye? Hürmet yukarıya yapılır. Yani beşeri münasebetlerin dışında manevi sahalarda biz ne kadar istifade ediyorsak, ne kadar ondan şey yapıyorsak, istikamet buluyorsak, bize vesile oluyorsa hürmet edilir. O nispetinde sen de merhamet görürsün. Sen de alt mertebeti ikilere ama belagatı bozmadan, muktezai hale mutabığı bozmadan. Yani bir tanesi sormuştu aynı bunlarla kalı. Ne yapacağız kardeşim? Mudara işte ya. İlmi siyaset sahibi olacaksın. Bunun sabit bir şeyi yok. Kişinin bulunduğu ortama ve o şartlara göre takınacağı ilmi siyaset. İlmi siyaset demek kim kime, neyi ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat, ustup ve tavırla davranmak. Buldun mu Resul olayı? Abi bulamadım ya, telefonunu arayamıyorum, telefon şeyi açıyor. Tamam. Mesela anlaşıldı bu konferansta. Diyor ki mesela siz Said Nursi'ye çok fazla hürmet ediyorsunuz. Hürmet ediyorsunuz. Orada diyor ki kaldığı kadar hürmet diyor. Elde edilen istifadeye göre olur. Hürmet der ya, haram. Yani yanlış yapmak doğru değil demek. Yani vicdanda bunu hissedersin. Hürmet. Haram da aynı şeylerden şey yapılıyor, türetiliyor. Batın abi, bu zaten hani ilk sünnette de şöyle bir ölçü var ya, bu ilmihallerde de geçer. Diyelim ki adama zenginliğinden dolayı, yani parasından, makamından dolayı ona tazim yapılmaz, hürmet yapılmaz yani. Özel zaten ne aykırıdır, sünnete aykırıdır. Hürmet o zaten vicdaniyat değil de, mesela alt üst, askeriyede olur, Avrupa'da, Almanya'da, fabrikada olur, o hürmet değildir o. İtaattır, vazife şinaslıktır. Yani orada işverene karşı hürmeti orada tanımlıyor. Elde edilen
istifadeye göredir diyor. Hürmet. Şey buldunuz mu? Ömer niye bulamadınız? Abi şu an 549'da geçiyor. Ha 500, şu anlar 549 mı? Okur musun onu İrfan öğretmen? Hürmet ve tazim, büyüklük ve kemalatın derecesine... Dur! Hürmet ve tazim... Bir dakika yavaş. Hürmet ve tazim... Büyüklük ve kemalatın derecesine... He. Minnet ve şükran da elde edilen istifadenin miktarına göre olduğuna nazaran Bediüzzaman'ın eserlerinden azim faydeler elde ediliyor ki ona olan tazim ve minnettarlık da görünmemiş bir şekilde olur. Evet. Bak görüyor musun? Ölçü bu. Ama askeriyede ve okulda veya iş yerindeki o itaat sistem bozulmasın diye ama hürmet haram şeyinden onun zıttı doğru değil. İşte elde ettiğin nimeti tazim ediyorsun ve mukabele ediyorsun. Demek ki o 14. şuada değil mi o? 14. şuada. Zübeyir abinin müdafasında. Siz Bediüzzaman'a çok hürmet ediyorsunuz diyor. Mahkemede o müdafada veriyor galiba. Değil mi İrfan'ım? Evet doğrudur abi. Tamam. Abi diyebilir miyim? Hürmet eden şahıs işi yarapalığa kadar götürmeyecek. Yani hürmet edeceğim diye veya da hürmet edilirken de kendini böyle çimine götürecek bir sınıra kadar getirmeyecek. Yani o sayıda götürüyor. İşte İsmail'im mesela bunun ifrat tefriti var. İfrat her şeyin ama her şeyin ifratı şeytanda. Tefriti nefse emarede, vasat-ı sünnetten ya. Şeytan ne yaptırır? Ya acayip bir hürmet, kendini ortadan kaldıran bir şey. Ne şahsiyet bıraktı sende, ne kimlik bıraktı, ne kişilik bıraktı, ne kutsiyet bıraktı. Mesela ustadına ve şeyhine sürünerek gidiyor. Yani böyle bir şey olur mu yani? Allah Resulü'nün hayatı ortadadır. Tefriti nedir? O kafa işi yapmış. Hürmet ve tazim edilecek kişilere etmemek. Yani evet. Onun için vasat sünnet ise niye ya? Evet abi. Bir de hastalık da abi. Hastalık hani insanın alemdeki duvarları yıkıyor. Parçaları bütün haline getiriyor. Hani hasta olan şahıs kendine uzatılan ele bu Müslümandı, gayrimüslimdi, bu iyiydi, bu kötüydü diye bakamıyor. Evet. Hani genel bakıyor olaylara. Şimdi burada şimdi irticacılar var da bu şeylerden burada görüyorum bunları. Adam şimdi memleketinde işte harap olmuş, musibete düşer olmuş, gelmiş gayrimüslim bir devlete sığınmış. Şimdi buraya sığınırken bunlar gayrimüslim diye ayrım yapamıyor. Çünkü artık musibetten dolayı artık insani bir nazarla bakıyor. Bunlar da insandır. Bunlar da Allah'ın kuludur. Düşüncesi hakim oluyor. Şimdi bir de şu geldi aklıma. Bu Peygamber Efendimiz'in zamanında Efendimiz sahabelerini kime yolluyor? Bir Hristiyan fitreye yolluyor değil mi? Onlar da öyle bir musibete düşer olmuşlar o zaman. Yani o zaman şartlarında. Bunun ölçüsü ne acaba? Hasan abi. Efendim abi. Bunu hani münazarat da buna kısmen şey yapıyor. Diyelim ki Yahudi ve Hristiyanlara diyor, din noktasında onlara benzememek, onlarla bir araya gelmemek. Ama beşeri noktada elbette insan bir Hristiyan komşusu varsa, Yahudi komşusu varsa, beşeri hukuk da o nokta gösteremez. Ama din noktasında da onunla bir arada olamaz. Evet. Din birliği yapamaz. Dini ölçüde o ayrı, sen ayrısın. Ama beşeri hukukta senin eğer Hristiyan bir komşun varsa, Yahudi bir komşun varsa, iş yerinde beraber çalışıyorsan, hani beşeri hukuklarda ona riayet etmek gerekiyor yani. Evet. Din... Üstad Hazretleri münazarada izah ediyor abi onu. Evet. Diyor yani dini konuyu değil de saatin bozulursa gidersin bir Ermeni'ye saatini tamir ettirirsin. Evet. Pantolonun gömleğin sökülmüşse bir Yahudi'ye gidip diktirirsin terziye. Yani şeydir. Evet, ona ücreti de verirsin ama din noktasında şeyi değil. Din noktasında da biz konuştuğumuz şu. O gayrimüslimlerle alakalı İbrahim Kaya Almaya'daki şey yapan o. Suriyelileri kastetti ama
bu din noktasında hürmet ve tazim konusu o hastalık şey yapıyor. Bu hastalık konumuz bu 16. sözde. Yani bizi kibir ve gurura götüren istina, mustani, yani ben kimseye ihtiyacım yok. Bu devadan bunu çıkartıyoruz. İnsan kendisine yani bir şey ihtiyaç olmadığı zaman böyle hürmet, muhabbet hissetmiyor. Ama hastalık geliyor, duvarları yıkıyor. Abi, selamun aleyküm. Almanya'dan Ahmet Pişke. Buyur Ahmet. Abicim, acaba şöyle diyebilir miyiz? Yani hastalık insanı biraz daha ihlasa yaklaştırıyor. Halis, muhlis hale getiriyor. Evet, ondan zaten. El frenlerini yani, çektiriyor, doğru. Dur. Yani insandan çıkan fiiller ve kelamlar biraz daha muhlis, halis oluyor. Evet. Fıtır oluyor. Evet. Bunu bu 16. devada çıkartacağımız insani böyle akrabalarımız hissetmediğimiz o muhabbet, hürmeti, yakınlıklarımız kaybolmuştu. Hastalık bize bunu hissettiriyor. Bu noktada da büyük nimettir diyoruz. Bu akşamki dersimiz burada bitiyor. Cenab-ı Hak bunu hissettirenlerden eylesin. Hakikatine mazhar eylesin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin inşallah. Buyur Selim. Özür dilerim abi. Bekleyin de bir şey söyleyeceğim. Bu ders yapılırken böyle hürmet ve merhamet eksenli biraz gitti. Böyle hürmet ve merhamet diye Risale-i Nur'dan bakınca abi zekat var ya, zekatta da bir hürmet ve merhamet avam ve havas arasında böyle tesis edilmesinden bahsediliyor zekatın bir yönü. Onu tefekkür ederken abi Nebi Beşer'in %80'inin avam olduğu, işte %20'sinin tahkik olduğunu söylüyor. Ondan sonra Nebi insanın 5'ten birisinin uzun asırlarda işte onun nuruyla tenvir edilmesinden bahsediyor. Ondan sonra işte bunları tefekkür edince abi sanki insanlığın 5'ten biri sanki Cenab-ı Hakk'ın zekatı gibi abi. Yani böyle tefekkür edince hani sanki bütün insanlıkta 5'ten biri Allah zekat vermiş gibi sanki. Şey içerisinde de avam ve havas içerisinde %20 havas, o da zekat gibi. Böyle hani düşündüğümüzde, tefekkür ettiğimizde mesela her bir hususiyetle alakalı. Hani mesela mimma razaknahum'daki ma hani ilim olabiliyor. Hani bize verilen herhangi bir şey olabiliyor ya hani o sadaka şeyinde. Hangi cinsten bizim mesela Allah ki zekatını veriyor, bize ölçü yapıyor. Mesela Nebi Beşer'in ondan biri musibet zede vesaire diyor mesela. Hasta diyor bu Risale'nin başında. Böyle bakıldığında sanki Cenab-ı Hak böyle bir taksimatla adeta işte sıhhate bir zekat olarak onda bir hastalık vermiş gibi. Ondan sonra Nebi Beşer'in işte %20'si 5'ten biri mesela Müslüman. Ondan sonra baktığında avam ve tahkik arasında da böyle bir şey var. Yani acayip bir zekatla bağlantısı sanki Cenab-ı Hakk'ın kendini verdiği zekat gibi bir tefekkür geldi de çok heyecanlandım ben, paylaşayım dedim. Çok çok ilginç ya. Yani sihatın zekatı hastalık. İnsanlığın zekatı Müslümanlar. Evet. Müslümanların zekatı, zekatı da Müslümanların içerisine tahkik ehli müceditlik. Yani evet. Böyle daire ufalttığı zaman evet, yani hayatın hep şey zekatı kalıyor gibi. Zekatı kadar. Yani işte o tahkikin hürmeti de muhafaza edilmezse abi, hani diyor ya Cenab-ı Hak bir toplumdan ilmi nasıl alır? Alimlerini diyor vefat ettirir. Sonra bir takım insanlar kendilerinin hani bilgisi yarım yamalak olanları baş edinirler. İlim öyle kalkar. Hani bir nevi toplumda alim yetiştirmedi mi, zekatını vermedi mi, Cenab-ı Hak müterakim zekatını böyle bir şekilde alıyor yani. O alimleri filan aralarından alıyor. Ya böyle acayip bir zekat manası oldu şimdi yani. Zekat nasıl değil mi? Ne güzel bir bağlantı. Zekalı ile malda değil. Evet. Ve mimma razaknahum'daki ma, mim, tamimdir diyor. Her şeye şamildir. Hayatın zekatı, kişinin, ilminin zekatı, parasının zekatı, sermayesinin zekatı vesaire. Hatta iki veya üç tane çocuğu olan bir tanesini benim davama verirse diyor, zekat olarak çocuğu kabul ediyor ustad. Yani iki veya üç çocuğu olan bir tanesini benim davama verirse demiş, benim davam devam eder demiş. Peki, inşallah ve 17. devayı da Mehmet Direk'e verelim. Yarın o yapsın. Mehmet Direk derste mi abi? Evet.
Buradayım abi, buradayım. Tamam, 17. deva senin, 18. deva da Selim'in, 19. deva da İrfan Muallim'in. Tamam Selim abi. Ha, Selim senin 18. İrfan evet. hocam 19 da senin. Yarın da 17 Mehmet Dilek kardeşin. Tamam inşallah. Geceniz mübarek olsun abiler. Allah razı olsun. Peki. Allah razı olsun abi. Efendim Mehmet abi. Abi merhamet ve hürmet. He. Yani bunlar sistemde nerede? Yani kalbi midir, dima mı, vicdani mi midir? Kalpte olduğunu söylemiştim abi. Ne diyor? Kalpte olduğunu söylemişti Üstad Hazretleri şu anda kalpte. Öyle mi diyor Resul? Evet. Merhamet kalpte de hürmet. Ya merhamet ve hürmet. İkisini bir yerde zikrettiğine göre abi. Oraya tekrar bakıyorum. Bak. Kalpten diyor hürmet ve merhamet çıkarsa diyor. Evet. Kalpten hürmet ve merhamet çıkarsa diyor abi. Yerim öyle geçiyor. Mehmet kardeş galiba Allah-u Alem kalbin içerisindeki latife insaniyede. İnsan sukut eder diyor. Yani kalbin içerisinde şüphelerle dolu. O latife insanının içerisinde. Merhamet öyle de abi. Hürmet fıtrat-ı selimede olabilir mi? Mehmet abi ikisini de burada zikrediyor. Bak cümleyi okuyorum. Kalbi insaniden hürmet ve merhamet çıksa akıl ve zekavet o insanlar gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçer. Evet. İkisi de kalpte yananlar arada. Evet, evet, tamam. Yani kalpte ama nasıl çalışıyor, sistem ne? Yani neyi kastediyorsun sen? Bir şeyler hissetmişsindir Mehmet kardeş. Söyle bakalım neyi kastediyorsun? Yani şimdi hürmet eden neye hürmet ediyor? Hangi sistemiyle yapıyor? Aslında vicdani bir şey bu. Vicdana bağlanamıyorsa hürmet edemiyor. Vicdandan koptuğu zaman hürmet de kalkıyor. Yani hürmeti vicdandan kopararak yapıyorlar demek istiyorum. Evet. Evet. O zaman dal kavukluk oluyor. Evet. Yani riyakarlık oluyor yani. Kalpten çıktığı zaman ölçü kalbi olmasa, din ekseni olmasa yani. Yani menfaat üzerine kurulur. Hürmet gibi gözükürken aslında riyakarlık olur. Yani şöyle demek istiyorum aslında. İradeden çıkıyor, ihtiyara veriyor. İradeni nereden evet. alıp ihtiyara veriyor. Doğru. O zaman. Evet. Doğru. Yani bu latife-i insaniye içerisinde, kalbin içerisinde bir sistem. Kalbin içinde değil, dışında bir sistem var. Lümme-i şeytaniye. Kalbin içerisinde bir sistem var. Latife-i insaniye. Latife-i insaniye içerisinde hürmet ve merhamet var. Hasan abi latife insani de zevk-i hayat, hıfz-ı hayat diyor. Hıfz-ı hayat hürmeti bozuyor, zevk-i hayat da merhameti bozuyor. İki tane şey sayıyor. Hıfz-ı hayat, zevk-i hayat. Çok ilginç. Latife insani bozan diyor. Bozan evet, doğru. Peki. Rabbim emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar.